Merhaba arkadaşlar. Hepinizi beginner seviyemizin ikinci dersinin ilk bölümünde hoş bulduk. Ve bu dersimiz bundan önceki diğer derslerden daha uzun ve daha karmaşık olacak. Daha karışık gelebilir sizlere. Neden? Çünkü bu ders biz sizinle beraber pronunciation rules yani İngilizce'de telaffuz kurallarını inceleyeceğiz. Hangi durumda? Bildiğiniz gibi artık biz sizinle I, we, you, they özneleri olduğu zaman biz o cümlede o özneleri kullanarak cümle kurduğumuzda sadece I, we, you, they plus verb yani fiilimizin başlangıç halini kullanıyorduk. Ama eğer bizim öznelerimiz he, she, it ise o zaman durum biraz değişiyor ve bizim fiillerimize bir tane s takısı geliyor. Verb plus s. Tabii ki bu s takısı geldiğinde de kelimelerin nasıl telaffuz olunması, o S takısının S'in S gibi okunması, Z gibi okunması ve farklı seslerde okunması gibi bir durumlar ortaya çıkıyor. Bunlar için İngilizce'de özel kurallar vardır ama tabii ki bu kuralları birebir ezberlemenin de bir adı yok. Zaten ezberlesek bile yine de birkaç zamandan sonra unutacaksınız. Ama yine de bu kuralları bilmemiz gerekiyor ki biz mesela dinleme yaptığımızda, okuma yaptığımızda en azından bunun farkına varalım. Okay? Yine de söylüyorum, en iyi telaffuz geliştirmenin en iyi yolu sadece bol bir şekilde dinleme yapmak. Yani bunun yanı sıra tabii ki bu kuralları bilmeniz size fayda sağlayabilir ama yine de ve yine de dinleme en önemli. Telaffuz kurallarını geliştirmek, telaffuzunuzu geliştirmek için. Okay? So, tabii ki S, bu S takısı sadece fiillerimize değil, aynı zamanda isimlerimizi çoğul yani plural yaptığımız zamanda da bu S takısı geliyor. Telaffuz kuralları her iki durum için S'in artırılması zamanı, S takısının gelmesi zamanı telaffuz kuralları aynı. Şimdi onları inceleyelim. Hem böyle ayrıca kural olarak bunları inceleyeceğiz. Sonra 25 cümle yazacağız. Orada da bu kuralları beraber göreceğiz ve telaffuz yapmaya çalışacağız. Şimdi birinci durumumuz. Ne zaman ki bizim kelimemiz bitiyor ünlüyle yani ünlülerle ünlüler hepimize belli zaten so a o u bunlar ünlülerle ya da yumuşak ünsüzlerle bitiyorsa kelimemiz ama ünsüzler dediğim harf söylemiyorum tamam mı aklınıza harf gelebilir bazen de çoğu yerde harf diye okuyabilirsiniz ama İngilizce'de sesler harflerden daha önemli o yüzden de ünlü ve yumuşak ünsüz seslerden sonra S geliyorsa o zaman onu Z, Z gibi telaffuz edeceğiz. Ünlüyle yumuşak ünsüzlerimize bakalım. Ünlülerimiz zaten belli. Mesela B, V, G, D, Z, L, M, N, R, R değil çok özür dilerim. Burada R, R and Y. Okay? R and Y. Burada Y'da yani biz Türkçe desek Y harfinde iki tane özel bir durum olduğu için onu böyle yıldızlı yazdım. Bunlara S eklediğimiz zaman bunu Z gibi okuyacağız. Tekrarın bakalım. B, V, G, D, Z, L, M, N, R and Y plus S. So we'll pronounce these words with Z, Z. Okay? Sonunda Z gibi telaffuz yapacağız. Şimdi bakalım. Önce bir isimler üzerinden bakalım. Mesela problem, problem, problem. Hangi sesle bitti? M, M, problem. S takısı artırdık. Problems, problems. Buna problems diyemeyiz tamam mı? Question, question, question. Soru demek. Question. Neyle bitti? N, N sesiyle. Questions, questions. Tamam mı? Zaten questions dememiz de doğal seslenmiyor. Eğer farkına varıyorsak doğal seslenmiyor. Daha sonra dog. Dog, köpek demek. Neyle bitti? G, G sesiyle. Dog, dogs, dogs. Daha sonra idea, idea, idea neyle bitti? Bizim ünlüyle bitti, ünlüyle. Idea. So that's why we need to pronounce the S like the. Okay? Ideas, ideas. Zoo, zoo, hayvanat bahçesi demek. Zoo. O harfi, tabii ki harfimiz O ama sesimiz U, 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 okay? O yüzden zoos, zoos, zoos. Tabii ki burada harfe bakıp da söyleyebilirsiniz ama okunuş tamamen değişiyor. İki tane O harfi İngilizce'de U, uzun U gibi telaffuz yapılıyor. O yüzden zoos, zoos. Ve şu kelimemiz yöntem denilen method, method. Neyle bitti? The, method, methods,
Methods, okay? Methods, methods. Farklı telaffuzları duyabilirsiniz. Şimdi biz bakalım. Methods, methods, okay? Z, sonunda z. Methods, methods, okay? So, problems, questions, dogs, ideas, zoos, and methods, my dear friend. So, ikinci bir durumumuz. Sert ünsüz seslerden sonra. Yani bunlardan başka olan diğer ünsüzlerimiz zaten sert. Mesela P, T, K, F, S, H. Okay? P, T, K, F, S, H. Bunlar bizim sert ünsüzlerimiz ve bunlardan sonra işte S takısı geliyorsa biz onu s gibi, yani S sesi gibi, okuyacağız. S. Okay? S. Bakalım mesela ne var bizde? Book. Book. Book ne demek? Kitap. Hangi sesle bitti? K, yani k. K. Books. Books. Daha sonra cat, cat, cat. Neydi? Cat, kedi. Cats, cats. Daha sonra fil. Elephant, elephant, elephants, elephants. Hangi sesle bitti? T, ünsüz. Sert ünsüz, tamam mı? Lamp, lamp. Lamba demek. Lamps, lamps. Robot, robot. T sesle bir robots, robots. Sonra yorum işte comment, comment, comments, comments. Bir tane de fiil yazdık bura. Help, help. Neyle bitti? P sesiyle. Helps, helps, helps. Okay. Burada bir tane de fiil burada yazalım ve bir sesin önemini size burada göstereyim. Mesela bizim İngilizce'de live kelimesi var. Live, live, live ne demek? Yaşamak demek, yaşamak. Live. Buna s eklediğimizde bakın. Kelimenin sonu evet diyebilirsiniz ki evet burada ünlüyle bitmiş zaten z gibi telaffuz edeceğiz ama kelimenin bir telaffuzuna bakalım. Acaba burada i harfi okunuyor mu? Hayır tabii ki okunmuyor. Bakın live, live, okay, live okunmuyor burada. Live bir tane s, lives diyeceğiz, okay, lives, lives gibi telaffuz yapacağız, okay. Buna dikkat edelim. Lives, he lives, she lives, okay. So buna dikkat edelim. Daha sonra bunu da bildik. Kelimenin sonunda gelen, bakın bir de bu durum var. Artık burada harflere dikkat edebiliriz. Ama yine de söylediğim gibi tüm bunların yanı sıra dinleme çok önemli. Şu telaffuz konusunu geliştirmek için dinleme çok önemli. Kelimenin sonunda gelen e, yani i İngilizce dersek harfinden önce yumuşak ünsüz ses gelirse, yumuşak ünsüz, yani mesela burada l gibi, apple, l gibi, onu z, yani z sesi gibi okuyacağız. Yok eğer sert ünsüz ses gelirse o zaman s gibi okuyacağız. Tabii ki karmaşık gelebilir. Tabii ki bu çok normal. Çünkü dil böyle kurallarla öğrenildiği zaman çok zorlanmış geliyor insana. Ama yine de bunları bilersek daha sonra bunu cümle içerisinde veyahut da bir hikaye dinlediğimizde, bir metin dinlediğimizde fark edersek o zaman daha iyi bir şekilde bunu bilincimize ve bilinçaltımıza oturtmuş oluruz. Bakalım. Apple. Apple. Neyle bitti? I sesiyle. Ondan önce ne geliyor? Ünsüz ama yumuşak bir ünsüz geliyor. O yüzden apples. 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 Okay? Apples. Bakın S ekledik. Apples oldu. State. State kelimesi. State. Şimdi bakın burada hatta sesin ne kadar önemli olduğuna bakalım. Bakın state. Nasıl bir ses çıkıyor? Sanki böyle bir şey çıkıyor. State. State. Neyle bitti? Hangi sesle bitti? T. T nasıl bir ses? Ünsüz ve sert. O yüzden states diyeceğiz. Zaten states. Okay? Tabii ki burada bunu bir kural gibi vermiş ama zaten burada biz bunu biliyoruz ki bu states olacak. Otomatik olarak. Okay? States. States. Çünkü neyle bitti? State. T sesiyle bitti. Şimdilik bunu buradan siliyorum. Ama yine de bunu bilmiş olduk. Siz de defterinize yazın. Bunları not edin. State, states. State işte devlet demek. Mesela United States of America, Amerika Birleşik Devletleri. State, okay? Game. Hangi sesle bitti? Bir dikkat etsenize. Şu kuralı unutun. Mesela şu i, yani e harfiyle bitmeyi unutun. Hangi sesle bitti? Game. M nasıl bir ses? Yumuşak, ünsüz. O yüzden z gibi telaffuz. Yani games gibi telaffuz yapacağız. Okay? Games. Şuraya bakalım. Mesela başka farklı ne durumlar var? Şimdi burada sese dikkat edelim. Mesela teacher. Teacher. Okay? Teacher neyle bitti? Teacher. A sesiyle. Yani ünlü bir ses. O yüzden teachers. Teachers.
Computer ya da computer, computer, computers, computers, okay, computers, computers. Tabii ki Amerikan İngilizcesinde computer, orada da R sesiyle bittiği için computers, computers, okay. Father, fathers, father, fathers. Mother, mothers or mothers, mothers, okay. Sister, sisters, sister, sisters. Number, tabii ki numara demek, sayı demek. Number, numbers. Number, numbers ve car, cars. Car, cars, okay. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi diğer bir duruma bakalım. Dördüncü bir durumumuz. Sonu, burada es ekliyoruz sonuna. Nasıl? Sonu s. Double s, yani ss, x, sh, ch, z, double z gibi biten kelimelere biz artık s değil es ekliyoruz. Mesela box kelimesi. Box ne demek? Kutu demek, kutucuk demek. Box, boxes diyeceğiz. Çünkü bir tane s eklesek böyle box olmaz. Görüyor musun? Direkt program kendisi hatayı düzeltiyor. Böyle bir şey yok. Okay? Box denen bir şey yok. O yüzden boxes. Okay? Buna dikkat edin. Boxes, box, boxes. Bus. Ne demek? Otobüs demek. Baksanıza. İki tane SS yan yana gelir mi? Bus. Ne anlamı gelir? Hiçbir anlamı gelmiyor. O yüzden buses. Okay? Buses. Buses. Orange. Orange. Burada da orange neyle bitmiş? Bir bakalım. Orange. Aslında sözün kendisi orange. G sesiyle bitmiş. Orange. Bu artık gördüğümüz gibi bu kural dışı bir şey oluyor aslında. Yani buradaki kurallara baktığımızda tabii ki s ekleyeceğiz. Şu yukarıdaki kurala göre bura s ekleyeceğiz. Yani sonu neyle bitti? I harfiyle bitti ve ondan önce ne geldi? Sert ünsüz geldi. O yüzden sert değil yumuşak ünsüz geldi. O yüzden onu z gibi telaffuz edeceğiz. Ama tabii ki bu kelime biraz farklı. Orange, oranges diye. Orange değil, oranges diye telaffuz yapacağız. Sonra place kelimesi. Place. Bu da kelime kendisi böyle bitiyor. Place, place, place. Aslında kelimenin kendisi bile s ile bitiyor. Yani yumuşak ünsüzle. O yüzden ona direkt s ekleyemiyoruz. Çünkü ses önemli. Dikkat ediyorsun. Place. Bakın. Place. Çok detaylara da yazacağım. Bu ders biraz uzun olacak. Sorun yok. Place. Place. Görüyor musun? İki tane S eklersek ne olacak? Hiçbir şey. Places. Olmaz böyle bir şey. O yüzden biz buna ES ekliyoruz. Yani places. Sadece bir tane S ile böyle okuyacağız bunu. Places. Okay? Places. Tabii ki bakın iki tane böyle de olmaz. Sadece bir tanesini buradan silmiş oluyoruz. Places. Yani aslında place kelimesinin sesinin üzerine es eklemiş oluyoruz. Okay? Karmaşık olabilir ama yine de hiç buna bu kafanıza takmayın. Cümleler içerisinde ve çalışacağımız diğer dinleme çalışmaları içerisinde bunları çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Okay? Boxes, buses, oranges, places. Oranges, places. Okay. Ve beşinci bir durum size söylediğim gibi bu sonu y ile biten kelimelerde iki tane farklı bir durum vardı. Bakın mesela boy, boys. Neden? Z gibi telaffuz yap. Çünkü bu sonda gelen y harfinden önce ne geliyor? Ünsüz geliyor. Ünlü geliyor. Çok özür dilerim. Ünlü geliyor. O yüzden okay. Boy, boys. Toy, toys. Toy oyuncak demek. Boy, erkek çocuk demek. Oğlan demek. Boys, toy, toys. Play, oynamak demek. Bakın play, feel. Ne geliyor? Play, plays. Play, plays. Yani Y'den önce bir tane ünlü bir ses geldi. O yüzden plays. Ama zaten biz biliyoruz ki, zaten biz biliyoruz. Sonu Y ile bitenlerde S eklediğimizde Z gibi okuyoruz. Bu kural zaten ve zaten belli. Okay. Plays. Plays. Okay. Plays. Bir de mesela bakın bu university kelimesine. University. 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 Ne ile bitti? Y yine Y harfiyle bitti ama ondan önce bir tane ünsüz bir ses var. O yüzden burada artık bu Y'yi buradan düşürüyoruz. Onun yerine bakın E plus I plus ES. Yani böyle Türkçe okursak ES ekliyoruz ve okunuş tarzımız is. Yani university, universities, university, universities, universities.
Cities ya da countries, okay? Bunlar yine de söylüyorum dinleme vasıtasıyla, yani dinleme aracılığıyla bu çok iyi bir şekilde gelişecektir. Ama sadece bu kuralları bu kursun içeriğinde olduğu için ben size vermeyi kendime bir borç biliyorum. Bakalım şimdi, bakın. Sonu O sesiyle, yani O harfiyle bitenlerde ise S de olabilir, IS de eklenebilir. Bu da yine de kelimede bakın. Bunun için sonunda bir öyle bir kural yok aslında. Yani sadece ve sadece bunları göreceksiniz, aklınızda kalacak. Mesela photo, photo neyle bitti? O sesiyle bitti. Bir tane S ekle. Photos, photos. İşte potato, potato. İşte patates demek. Potato. Sadece artık burada O, ES eklendi mesela, ama potatoes, 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 okay? Potato, potatoes, potato, potatoes diyebilirsiniz. Ve bir de fiillerimiz var. Go, gitmek, goes, goes. Yani S eklendiğinde do, does. Go, goes, do, does. Okay, my dear friends. Go, goes, do, does. Okay. Gelin bir kere de göz atalım. Zaten bundan sonra dersimize geçiş yapacağız. Ders içerisinde bu kurallara bayağı ve bayağı dokunacağız. Söylediğim gibi dersimiz uzun olacak. Bakalım. So, he, she, it plus verb plus s and the same rule here, word plus s plural. Okay? Söylediğimiz gibi ünlü ve yumuşak ünsüz seslerden sonra s geliyorsa o zaman onu z gibi telaffuz edeceğiz. Okumayacağım kuralları, sadece telaffuz yapacağım. Problems, questions, dogs, ideas, zoos, methods, lives, lives, not lives, but lives. Dikkat edelim. So, books, cats, elephants, lamps, robots, robots, comments, comments, and helps, helps. The next one, apple, apples, apple, apples, state, states, states, game, games, games, teachers, teachers, teacher, teachers, computer, computers, computers, okay, father, fathers, fathers, mother, mothers, mothers, sister, sisters, sisters, numbers, numbers, cars, cars, okay. So the next one, boxes, boxes, buses, buses, oranges, oranges, and places, places. Next one. Boys, toys, toys, and plays, plays. Next one. University, universities, city, cities, country, country, countries, countries, countries. Okay. So let's continue. Photo, photos, photo, photos. Next one. Potato, or potato, potatoes, potato, potatoes, and go, goes, do, does, go, goes, and do, does, my dear friends. Şimdi dersimizin konusuna girelim yavaş yavaş. Konumuz present simple, yani şimdiki zaman, geniş zaman, şimdiki geniş zaman. Tabii ki he, she, it olduğunda bizim fiilimize S takısı geliyor ve yine de bu dersimizin içeriğinde de bu kurallar var. Ama burada biraz daha böyle kısa bir şekilde vermişim. O yüzden bu genel bir şeyi bura koymayı kendime bir borç bildim. Tamam mı arkadaşlar? Present simple, he, she, it plus verb plus S. Sesler, yani sounds. Dikkat edelim. Sesler. Ne gibi sesler? Yine de birinci kuralları. Şimdi artık cümleler üzerinden göstereceğim bunları sizlere. Şimdi bakalım. Arkadaşlar, şimdi bunları yavaş yavaş yazacağız ama bunlara da henüz numara koymadım bu cümlelerimize. Çünkü bunlar sadece bu kuralları anlatmak için. Buradan sonra artık cümleli hali gelecek. Okey, yine de tekrar yapmış oluyoruz. Çok iyi. Bakın, erkek için söyleyeyim. O onu seviyor. Şimdi ne söylemiştik burada? Sesli ya da yumuşak ünsüzler ve ünlüler. İngilizce olduğu gibi yazmışım. Voiced consonants. Voice consonants or vowels. Consonant ünsüz demek, vowel ünlü demek. Okay? Bakın, o
Onu seviyor. Erkek için söyleyeyim. Him seviyor. Bakın love hangi sesle bitti? V düzdü. Loves. He loves onu. Her. He loves her. Bakalım. He loves her. He loves her. He loves her. My dear friend. Let's continue. Devam edelim. Şimdi ne söylemiş burada? O kız için söylüyoruz. O orada çok sık sık oynuyor. Ya da o orada çok sık sık oynar. Söyleyelim. Okay. O yani she sık sık ya da çok sık sık fark etmez. Bakın often yazalım. Çoku buradan silelim. Çok sık sık çünkü biraz farklı olacak. Bunu siliyorum buradan arkadaşlar. O arada sık sık oynar. She often oynar. Oynamak neydi? Play. Neyle bitti? Play. Plays. Değil mi? Böyle de yazıyorum sesini yani. Plays. Burada da yazayım sizin için. Bakın. Loves. Loves. My dear friends. Loves. And burada she often plays. Orada there. She often plays there. Bakalım. She often plays there. She often plays there. She often plays there. Daha sonra sert ünsüzlerimiz ya da bunlara İngilizce'de voiceless yani sessiz ünsüzler, voiceless consonants denilir. Bunlardan sonra tabii ki S gibi telaffuz yapacağız. Tamam mı? Bakın S gibi. Burada da yazdım zaten Z gibi. S gibi telaffuz yapacağız. Bakalım. O gülüyor. Yani geniş anlamda söyleyeyim. O gülüyor. Yani he gülmek İngilizce'de bakın laugh. O gülüyor. Bir tane S ekleyeceğiz. He laughs. He laughs. Okay, bakın. He laughs. Yani buradaki cümlelerde ben genel anlamda. Şimdiki bu cümleni söyleyebilirsiniz. Hocam şeydi. O gülüyor. Bu muhtemelen böyle olacaktır. Mesela böyle. He's laughing. He's laughing. Tabii ki bu da doğru. He's laughing. He's laughing. Ama ben genel anlamda yazıyorum bu cümleleri. Yani şimdiki geniş zamanda he laughs. O gülüyor. Yani he laughs. Yani böyle bir şey düşünün. Bir durumu anlatıyorum. Birisi bir şey söylüyor ve o gülüyor. He laughs. He laughs. Genel bir cümle. Okay? He laughs. Tabii ki buradaki cümlelerde amacımız bu grameri maksimum iyi bir şekilde pratik yapmak. Yani aslında cümlelerin o kadar da önemi yok. Cümlenin ne anlam taşıdığının önemi yok. Önemli olan bu grameri pratik yapmak. Sadece mesela şu gramer kuralını verdim gitti değil. Bir cümleyle iki cümle değil. Bayağı çok. Ne kadar çok pratik o kadar iyi bir sonuç. Okay? So, he laughs. He laughs, my dear friends. Daha sonra bir de işte yukarıda söylediğim o ıslık sesleri. Buna İngilizce whistling and hissing sounds deniyorlar. İşte ss, bu gibi sesler. Bunlar hansılar? İşte gördüğünüz gibi S, double S, SH, CH, TCH, X, Z, double Z. Bunlardan sonra S ekliyoruz ve nasıl bir ses? Is gibi. Mesela kız için söyle. O bu video dersleri izliyor. O izliyor. Yani she izlemek watch. Bakın watch neyle bitti? Bakın dikkatle bakın. CH ile de diyebilirsiniz. TCH ile de diyebilirsiniz. Tabii ki ES ekleyeceğiz. Nasıl telaffuz yapacağız? She watches. She watches. Bu video dersleri bakın video dersler video lessons video lessons burada da sonda z gibi video lessons bakın kelime lesson lessons ama bu video ve bu da çoğul olduğu için video lessons bu kelimesini İngilizce'de çoğul olarak kullanacağız yani these video lessons she watches these video lessons she watches these video lessons bakalım she watches these video lessons. She watches these video lessons. My dear friends, she watches these video lessons. Ve erkek için de söyleyelim. O İngilizce öğretiyor. O yani he öğretmek, öğretmen kelimesi İngilizce'de teacher, teacher öğretmek teach. Teach neyle bitti yine? CH. Yani he teaches İngilizceyi ya da İngilizce English. He teaches English. Okay? He teaches English, my dear friends. He teaches English. He teaches English. So, gelin bir de bunu tekraren okuyalım. Çünkü artık dersimizin önemli kısmına buradan sonra geçiş yapıyoruz. Ve bundan sonra artık dersi genel sonda da cümleleri okuduğumuzda yani tekrar yaptığımızda buradan başlayacağım. Çünkü dersimizin cümleleri bu. Ama yine de bu kısmı da şimdi sizi tekrar yapıyorum. So, the sound Z. Okay? So, he loves her. He loves her. Okay?
He loves her. She often plays there. She often plays. She often plays there. And he laughs. He laughs. He laughs. Look at here. He laughs. And the sound is. So she watches these video lessons. She watches these video lessons. She watches these video lessons. Okay? Burada fonetik alfabe ile yazılan yazıda da bakın. Burada direkt gösteriyor. Watches. She watches. She watches these video lessons. Lessons. Ama tabii ki bu fonetik alfabeyi ezberlemek zorunda değilsiniz. Zaten bunu yapamazsınız da. Sadece ve sadece bunu okuduğunuzda doğru bir şekilde okumanız gerekiyor. Doğru bu şekilde okumanız için de önceden bu cümleyi, bu kelimeleri doğru bir şekilde dinlemeniz, duymuş olmanız gerekiyor. She watches these video lessons. So let's continue. He teaches English. He teaches English. So look at here. He teaches English. He teaches English. He teaches English. Okay. So yine şimdi artık dersimizin önemli kısmına, yani artık ders olarak her ders yaptığımız 25'er cümlelik kısmına şimdi dahil oluyoruz. Değerli arkadaşlar, ve bildiğimiz gibi he, she, it kullandığımızda fiilimize s ekleniyor. So he, she, it plus verb plus s. So yine de bakın burada artık birinci bu z sesi veren, yani z sesi veren kelimeler üzerinden, yani cümleler üzerinden gideceğiz. Ara sıra tabii ki artık diğer seslerde de cümleler seslendireceğiz. Çünkü artık bu kuralları gördük. Şimdi o bu sorunu görüyor. O görüyor. Erkek için söyleyelim. O görüyor. He görmek see. Tabii ki bir tane s ekleyeceğiz. He sees. Bu sorunu this sorun ya da problem this problem. Yeah. He sees this problem. He sees this problem. Look at here. He sees this problem. He sees this problem. He sees this problem. Kız için söyleyelim. O bunu anlıyor. O bunu anlıyor. O anlıyor. She anlamak understand neyle bitti? D. S ekleyeceğiz. Nasıl telaffuz? Z. She understands bunu it. She understands it. She understands it. Look at here. She understands it. She understands it. She understands it. Okay, bakalım. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın şu cümleye. Bunu çok beğenirim. Burada hiçbir s falan yok. Zaten normal. Normal bir şekilde burada ben bunu çok beğenirim. Ben beğenirim. Bakın I like. I like. Bakın I like. Ben bunu çok beğenirim. I like bunu dersek tabii ki it diyeceğiz. I like it. Şimdi çok kelimesi hepimiz very biliyoruz. Ama bu anlamda sadece very kullanılmıyor. Çünkü very'yi biz çok anlamda çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz sıfatların karşısında. Onları kuvvetlendirmek amacıyla. Çok güzel, very beautiful. Çok hızlı, very fast. Okay? Ama şu anlamda I like it very, yani çok anlamında very much kullanacağız ve bu durumda da her zaman ve her zaman bu very much kelimesi, yani very'nin yanında bir tane de kelime zarf anlamında kullanırsa her zaman bu cümlenin sonunda olacak. Yani when we have two words işte like here, so we'll put it in at the end of the sentence. Okay? Biz bunu cümlenin sonuna koyacağız. Yani subject plus verb, aynı bakın subject plus verb burada gibi I like işte bir tane object it very much. I like it very much. Okay? Ben bunu çok beğenirim. I like it very much. Ama very much yerine sorabilirsiniz. Başka bir şey kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabilir. Very much yerine bir tane de a lot kullanabilirsiniz. Okay? I like it a lot, my dear friends. Bakın, I like it a lot. I like it very much or I like it a lot. Bakın, I like it very much or I like it a lot. A lot, very much. I like it very much. I like it a lot. Bir de başka türlü bu cümleyi nasıl söyleyebilirsiniz? Yani very much ve a lot kullanmadan nasıl bu cümleyi kurabilirsiniz? O zamansa bir tane bizim İngilizce'de really kelimesi var. Really'yi ekleyeceksiniz özne ile bu fiilin arasında. Bakın buraya şu kısma I really like it diyeceksiniz, tamam mı? Bakın bir de şuradan böyle bir çizgi yapıyorum. I really
like it söyleyeceksiniz, okay? I really like it. Yani ben bunu çok beğenirim. Gerçekten beğenirim. I really like it. Gelin burada bir neçe cümle yazdım, birkaç cümle yazdım. Buraya bakalım. I really like, bakın, English. Hatta burada bir tane it yazalım. I really like it. Tabii ki it'ten başka ne kullanabilir? I really like it. Or I really like English. I really like this lesson. I really like this video. Tabii ki bunları anlıyoruz. I really like it. Yani ben bunu beğenirim. I really like English. İngilizceyi beğenirim, severim. I really like this lesson. İşte bu dersi çok beğenirim. Gerçekten. I really like this video. Bu videoyu çok beğenirim. Okay, so. Bakın telaffuzlarına bakalım. Şimdi bunu tam olarak görüntülü şekle getirelim. Evet. I really like. Bakalım burada bir tane it yazalım. I really like it. Şöyle. I really like it. Şunu böyle buradan kopya yapalım. My dear friends, burada daha güzel görelim. I really like it. Okay. I really like it. I really like English. I really like this lesson. And I really like this video. This video. Okay. So, bir de yine söylediğim very'nin yanında başka bir kelime geliyorsa bunu cümlenin sonuna yerleştiriyoruz. İşte very far. Far kelimesi uzak demek. Mesela yine de normal öznemiz, fiilimiz geliyor. Very far cümlenin sonuna geliyor. O çok uzakta yaşıyor. Yani kız için söyleyelim. O çok uzakta yaşıyor. O yaşıyor. She yaşamak, live. Tabii ki she lives. She lives. Artık bunun neden olduğunu biliyoruz. She lives. Bilmesek bile artık duyarak bunu, buna alışacağız. Kulaklarımız buna alışacağız. Okay? She lives çok uzakta. Very far. She lives very far. She lives very far. Bakalım. She lives very far. She lives very far. Okay? She lives very far. Okay. İkinci durum, burada birinciyle ilgili cümleler yazdı birkaç tane şuradan. Şimdi ikinci durumla ilgili cümleler yazalım. O tabii ki he, she, like plus s. Bu artık bizim değişmez bir kuralımız. He, she, like plus s. Tabii ki burada verb yazabilirdik. Fiil ama burada like üzerinden gidelim söyledik. Yani sert ünsüzler olduğunda artık durum biraz farklı oluyor ve s gibi telaffuz yapıyoruz. Bakalım ne söyledik cümlede? O bu oyunu seviyor. Yani beğeniyor. Kız için söylüyor. She tabii ki like. Hangi sesle birlikte? K. K. Like. Likes. She likes. Bu oyunu bakın. This game. She likes this game. She likes this game. Bakalım. She likes this game. She likes this game. She likes this game. Daha sonra. Ve tabii ki subject plus s plural. Tabii ki söyledik gibi sizinle beraber öznelerimize, yani bu isim de olabilir, isimlerimize s eklediğimizde bu çoğul hale geliyor ve bu zamanda artık biz yine aynı kurallar oluyor. Mesela bu 20 euroya mal oluyor. Tabii ki mal olmak kelimesi neydi? Bir ona gözledim. Cost. Doğru mu? Cost. Cost. Okay. Şimdi doğru yazalım bu kelimeyi. Cost. Cost. Bu mal oluyor. Bu tabii ki this de diyebiliriz ama genel olarak söylediğimiz biz hepsinde it kullanacağız. It mal olmak cost. Tabii ki it olduğu için s eklemek zorundayız. O zaman neyle bitmişti? Cost. Cost. T sesiyle. O yüzden costs it. Costs. It costs. 20 euroya sadece çok basit. 20 yani 20 or 20. 20 euros. 20 euros. Euros. Burada da bakın euros. Para birimi olan euro. Euro. Para birimi neyle bitti? O. O. Önce ne geldi? Bir tane işte ünsüz geldi ama ses olarak neyle bitmiş? Euro, euro ve buna s ekliyoruz. S, euros, euros para birimi çoğul olabiliyor. O yüzden it costs 20 euros. It costs 20 euros. Sadece 1 euro yani 1 euro dediğinizde s gelmiyor. Diğer bütün hallerde mutlaka mutlaka s gelmek zorunda. So, it costs 20 euros. Bakalım. It costs 20 euros. It costs 20 euros. It costs 20 euros. Euros, euros. Okay, buna dikkat edin. So, bu da artık bizim oldu. Altıncı cümlemiz bu ders içerisinde. O hata yapar ya da o hatalar yapar kız için. Genelde İngilizce'de hata yapmak kelimesi
Bakın direkt buradan yazıyorum. Hata yapmak, make mistakes diyorlar. Yani tabii ki tek hata konuşuyorsak make a mistake diyeceğiz ama genelde tabii ki o hata yapar ya da o hata yapmaz dediğimizde sadece bir hata söylememiz çok mantıksız. Ona göre de make mistakes yani hatalar yapmak birebir tercüme yaparsak hatalar yapmak ama hata yapmak gibi bunu çevirirsek daha iyi. Make mistakes. Tabii şimdi bakalım kız olduğu için o she hatalar yapar. Tabii ki make mistakes yazıyoruz ama unutmuyoruz ki ne var burada? She makes olması gerekiyor. She makes mistakes. Doğru mu? Mistake kelimesi hata. Buna da s ekliyoruz. Neyle bitmiş? K sesiyle. Mistake. O yüzden mistakes. She makes mistakes. Okay? She makes mistakes. She makes mistakes. Okay? She makes mistakes. She makes mistakes, my dear friends. Bakalım. She makes mistakes. She makes mistakes. Okay? So. Daha sonra bakın bizim sıklık zarflarımız var. Often yani sık sık, usually yani genellikle, adeta, always her zaman, her zaman, hep. Bakalım. O erkek için bunu sık sık yapar. Şimdi o yani he sık sık often yapmak İngilizce do tabii ki öğrendik ki do'ya i s ekleyeceğiz. Bunu nasıl okuyacağız? Does. He often does bunu it. He often does it. Okay, my dear friends. He often does it. Bakalım. He often does it. He often does it. He often does it. Okay, erkek için söyleyeyim. O genelde bu biletleri alır. O genelde bu biletleri alır. O yani he genelde he usually almak, satın almak anlamında buy tabii ki neyle bitti? Why sesiyle tabii ki buys. He usually buys bu biletleri bakın bu biletleri biletler nasıl olacak? Tickets neyle bitti? Ticket T sesiyle o yüzden tickets he usually buys bu tickets çoğul olduğu için o yüzden bu kelimesini these tickets diyeceğiz. So he usually buys these tickets. He usually buys these tickets. Okay? Tabii ki oradan alır dersek mesela o genelde bu biletleri oradan alır. O zaman bir tane there ekleyebiliriz. Tamam mı? He usually buys these tickets there. Ama tabii ki şimdilik eklemeyeceğiz. Sadece bunu böyle parantez içerisinde burada yazıyorum. Okay. Cümlemiz artık oldu bizim 9. cümlemiz. Okay. Bakalım. He usually buys these tickets. Bakalım. He usually buys these tickets. Bakın telaffuz yaptığımız zaman buraya biraz dikkat edelim. Tickets değil. Tickets. Okay? He usually buys these tickets. He usually buys these tickets. My dear friend. So let's continue. Ben bunu çok sık yaparım. Yani çok sık sık yaparım. Çok sık sık yapmak tabii ki artık very often kelimesi kullanacağız ve az önce söylediğimiz gibi very kelimesinin yanına bir tane de kelime yazdığımızda artık cümlenin direkt sonunda bunu yazmak zorundayız. Ama genelde biliyoruz ki özne ile fiilin arasında kullanıyoruz. Ben yaparım yani I do bunu iyi tabii ki I olduğu için hiçbir es eklememize gerek yok. I do it çok sık sık very often. I do it very often. I do it very often. Bazen İngilizcenin farklı aksanlarında I do it very often diye duyabilirsiniz. Okay? I do it very often. I do it very often. I do it very often, my dear friends. Kız için söyleyelim. O orada yaşıyor. O orada yaşıyor. O yaşıyor. Tabii ki she lives. Direkt yazacağım artık. Çünkü artık bunu biliyoruz, öğrendik. She lives orada there. She lives there. Şimdilik burada Z yazmamın nedeni bu kelimenin sonunun Z sesi vermesiyle alakalı. Becerdiğim yerde, aklıma geldiği her yerde bu Z'yi yazacağım size hatırlatması için. Ama yazmayı da bilirim. Zaten artık siz bunu öğrenmiş oldunuz. She lives there. She lives there. Okay? She lives there. Evet. Bir tane kelimemiz var burada. Agree. Agree kelimesi. Agree ne oluyor? Katılmak. Razı olmak anlamında. Katılmak. Mesela o erkek katılıyor. O katılıyor. Sersek erkek için yazalım. O katılıyor. Erkek olsun. He. Katılmak. Bakın agree. Agree. Neyle bitmiş? Ünlü bir sesle. E. Agree. Re. Bir tane S. He agrees. Okay.
agrees, o katılıyor. Yani o razı. He agrees. Bakalım. He agrees. Dikkat edelim. He agrees. Sonda bir uzatmaya da dikkat edelim. He agrees değil. He agrees. My dear friends. He agrees. Okay. Daha sonra. He, she, it. Tabii ki does'ı kullanacağız. Bu da bizim bir kural. Yani artık her bir böyle kalıpları cümle içerisinde kullanıyoruz. Okay? He, she, it, does. Mesela o bunu sık sık yapar. Erkek için söyleyeyim. He, o, sık sık, often. Tabii ki he olduğu için otomatik does bunu it. He often does it. He often does it. Okay? Bunun does gibi telaffuz yapanlarımız var. Bunu öyle yapmıyoruz. He often does it. He often does it. Bakalım. He often does it. Does it. Bakın burada bu fonetik seslendirme şeyinde de burada transcription'da da a ses var. Does. Okay? He often does it. He often does it. Erkek için söyleyelim. O çok uzakta yaşıyor. Çok uzak kelimesi ne söylemiştik sizinle beraber? Very far. Very far. Çok yakın. Very near. Very near. Okay? Very far. Very near. Okay. Şimdi söyleyelim sizinle beraber. O yaşıyor. He lives. Sonra hatta v z gibi yazacağım. He lives çok uzakta. Tabii ki very far. He lives very far. He lives very far. He lives very far. Okay. Bakalım. He lives very far. He lives very far. He lives very far. Okay. So devam edelim. Bakın yine de aynı cümleyi iki farklı tercümeyle yazdım burada sizin için. Buna bakarak zaten kelimenin ne olduğunu anlayacaksınız. Bunu bir kırmızı yapalım. Bu çok daha ucuza mal oluyor. Yani bu daha ucuza mal oluyor. Şimdi daha ucuza ya da daha pahalıya mal olmak anlamında cost kelimesinin yanında bir tane de başka bir kelime kullanıyoruz. Bu kelimemiz de oluyor. Bakın ucuza dersek cost less. Pahaya dersek cost more diye bir kullanış yapacağız, tamam mı? Cost less, cost more. Şimdi bunu buradan alıyorum. Bunu yazacağım şimdi sizin için. Bakın. Şimdi bu yani ne it. It daha ucuza mal oluyor. O zaman it costs. S'i unutmuyoruz. It costs. Şimdi ucuza dersek, sadece ucuza dersek. Bakın burada çok daha ucuza yazmışım, tamam mı? Burada çok daha ucuza. Sadece ucuza dersek yani sadece it costs less. Yani bu ucuza mal. Yani bunun fiyatı ucuz. Ücreti ucuz. It costs less. Ama çok daha ucuz. O zaman bakın it costs much less. Okay? It costs much less. Ya da mesela bunu sadece daha ucuz gibi algılayabilirsiniz. It costs less. Bu daha ucuzdur. Ve bunu kuvvetlendirdiğiniz zaman çok daha ucuz anlamında it costs much less. Ve tabii ki çok daha pahalı dersek o zaman it costs much more. It costs much more. Much less and much more. Cümlemizin numarası oldu 15. Şimdi bakalım. Bunu yazıyorum. Cost less ve cost more. Tabii ki bir tane de buna much yazacağım. Bu çok daha anlam katıyor cümleye. Çok anlam katıyor. Cost less, cost more. Daha ucuz, daha pahalı demek. Ama cost much less çok daha. Yani çok anlamını katacak cümlemize. Şunu da bir maviyle yazmış olalım. Evet. Şimdi okuyalım. It costs much less. Veyahut da it costs much more. Much more. Okay. It costs much less or it costs much more. Okay. Şimdi agree kelimesi katılmaktı. Ama ben sana katılıyorum dersek artık o zaman agree with someone. Bu someone yerinde işte katıldığınız insanın kim olduğunu yazacaksınız. Okay. Agree with someone. Mesela ben size katılıyorum ya da ben sana katılıyorum. O zaman I agree. Tabii ki hiçbir S'e gerek yok. Çünkü I, we, you, they. Ve artık biz bunu biliyoruz. I agree sana with you. Okay? I agree with you. I agree with you. 16. cümlemiz oldu bizim. 16th sentence. So, I agree with you. I agree with you. Okay? I agree with you. I agree with you. Okay, erkek için söyleyeyim.
O bunu gerçekten istiyor. Ya da biz söyledik ki gerçektenin başka bir anlamı neydi? O bunu çok istiyor. Yani buna sahip olmayı çok istiyor anlamında. Şunu da bir mavi yapalım. Şimdi o istiyor. He istemek tabii ki want. Want hangi sesi bitti? T. O yüzden wants. Ama çok istiyor. O yüzden he really wants. Bunu tabii ki bir tane it yazarsan yeterli. He really wants it. He really wants it, okay? He really wants it, my dear friends. Bakalım. He really wants it. He really wants it. He really wants it. Şimdi erkek için söyleyelim aynı cümleyi. Aynı kalıbı yukarıda kullandık. Şimdi erkek üzerinden de kullanalım. Daha çok pratik yapmış olalım. Sık sık, yani he often hatalar yapar. Hatalar yapmak zaten direkt biliyoruz. Makes, çünkü he mistakes. Makes mistake. Artık bu kalıpla, yani make mistake kalıbıyla biz burada hem makes, yani fiilimize s eklendiği zaman nasıl bir s sesi çıkardığının kuralını burada görmüş oluyoruz. Yani make ne, hangi sesle bitti? K, K. Mistake aynı. Yani isimler için de aynı olduğunu görüyoruz burada direkt. Okay, so he often makes mistakes. He often makes mistakes. Bakalım. He often makes mistakes. He often makes mistakes. He often makes mistakes. Okay. Erkek için söyleyelim. O bu sorunu görüyor. O bu sorunu görüyor. O görüyor. Yani he see ile bitti. Tabii ki see ile bir tane s ekleyeceğiz. He sees bu sorunu, bu problemi, this problem. He sees this problem, okay? He sees this problem. He sees this problem. He sees this problem. He sees this problem. Belki bu cümle tekrar olabilir. Belki de tekrardır muhtemelen. Ben öyle sanıyorum. İşte tekrar cümlelerin de olması aslında sizin bu cümleyi artık, yani öğrenip öğrenmediğinizi kontrol etmek için daha faydalı, daha yararlı. He sees this problem. Eğer mesela bu cümleyi yazamadıysanız, aklınıza gelmediyse, o zaman ya tekrar başa dönüp tekrar yapmanız gerekiyor. He sees this problem, okay? He sees this problem. Ve genel olarak da bir dersi en az iki kere izlemenizi tavsiye ediyorum, okay? Hatta şöyle yapabilirsiniz. Mesela dersi sadece açabilirsiniz kenarda. Ben mesela söylersem işte o bu sorunu görüyor. Erkek için diyorum gibi. Ben deyip bitirdiğim gibi, ya da video izlediğinizde ben bunu gördüğünüz gibi, benim cümleyi seslendirdiğimi duyduğunuz gibi durdurun videoyu ve kendiniz söylemeye çalışın. Ya da işte videoyu bir kenarda açık bırakın. Siz kendi işinizle uğraşırken ben bu cümleyi söylüyorum. Siz de benimle beraber tercüme yapmaya çalışın. Okay? He sees this problem. He sees this problem. He sees this problem. 20. cümleye geçelim. Evet. Şimdi bu cümleyi kız için söyleyelim. Bir tane buram yazayım. Belli olsun. O bunu daha iyi biliyor. Şimdi o, yani she, bilmek know. Doğru mu? Tabii ki know, you sesiyle bitti. She knows bunu it. Şimdi iyi bilmek, she knows it well, okay? She knows it well. Çok iyi bilmek, very well. She knows it very well. Ama bizim burada kastımız ne iyi bilmek, ne de çok iyi bilmek değil, daha iyi. Ve bu zaman kıyaslama anlamında biz artık burada sıfat kullanabiliriz ve diyebiliriz ki she knows it better ya da better. In American English, yani Amerikan İngilizcesinde better, ama klasik UK İngilizcesinde she knows it better. She knows it better. Okay? Better. So, burada sıfatımızın şeyleri var. Sıfatımızın mesela good iyi demek, daha iyi better ya da better, ve en iyi the best. Bunları da bir ezberlemenizin hiçbir faydası yok. Aklınızdan zaten çıkacak. Aynı zamanda cümle içinde kullandığınız zaman, eğer bunu ezberleyerek öğrendiyseniz, sizi bayağı bir düşündürecek aklınıza gelmesi için. O yüzden böyle o bunu daha iyi biliyor, daha iyi olarak aklınızda tutmanız daha iyi. Yani she knows it better or she knows it better. Burada da better gibi yazmışım. She knows it better. She knows it better. Tabii ki bu siteyi de sizinle paylaştım. Zaten ben sizinle bu siteyi de paylaşmışım. O siteden de, yani nereden ben bunları götürüyorum, onu da siz zaten kullanabilirsiniz. She knows it better. She
She knows it better. Tabii ki do, does, go, goes. Go gitmek. Okay? Do, does, go, goes. Şimdi erkek için böyle genel bir cümle. O işe gidiyor. Yani o işe gidiyor. O, he gidiyor. Goes, he goes. İşe gitmek tabii ki go to work olduğu için. He goes to work. He goes to work. Okay? He goes to work. Bakalım. He goes to work. İşe gitmek, okula gitmek. Go to work. Go to school, go to work, go to school. Okay? Aklımızda böyle tutalım. Go to work, go to school. Bakalım. He goes to work. He goes to work. He goes to work. He goes to work. Okay. Bayağı çok bir şekilde telaffuz yapabilirim. Amacım bunu bayağı bir sizin kafanıza oturmak. Okay? So he goes to work. He goes to work. He goes to work. Okay. Şimdi böyle bir cümle de var. O sabah işe gider ya da o öğleden sonra işe gider. Şöyle bir cümlemiz var. Şunu bir aşağı indireyim. Bakın, o sabah işe gider ya da o öğleden sonra işe gider anlamında. Bakın, bu cümleyi yukarıda tercümesi var İngilizce. Şimdi açacağım. O işe gider, yani he goes to work. Sabah dersek sadece in the morning, in the morning. Öğleden sonra dersek in the afternoon. Afternoon zaten öğleden sonra demek. Okay? So in the morning, in the afternoon. Bu in de kalsın. Morning ve afternoon yerini değiştirebildiğimiz için bunlar bir mavi yapalım. Okay. So, he goes, unutmayalım. He goes to work in the morning. He goes to work in the afternoon. Bakalım. He goes to work in the morning and he goes to work in the afternoon. In the morning, in the afternoon. Bakalım. The morning, morning and afternoon. Afternoon. Bunları da bir mavi yapalım. So, he goes to work in the morning and he goes to work in the afternoon. In the afternoon. Okay. Kız için söyleyelim. Çok basit bir cümle. O bunu anlıyor. O anlıyor. Yani she anlıyor. She understands. Tabii ki S'i unutmuyoruz. She understands bunu it. She understands it. She understands it. She understands it. She understands it. She understands. Look at here. She understands it. She understands it. Okay. Bunu gerçekten istiyorum ya da bunu çok istiyorum. Tabii ki ben istiyorum. I want. Hiçbir S'e gerek yok. Bunu I want it. I want it ama gerçekten ya da çok anlamında bir tane I really want it. Yeah? I really want it. I really want it. Bakalım. I really want it. I really want it. I really want it, my dear friends. Bakalım. Kesinlikle sana katılıyorum. Tabii ki biz öğrendik ki ben sana katılıyorum. I agree with you demekti değil mi? I agree with you. Agree with someone. Birisine katılmak. Bir de bu cümleyi daha kuvvetlendirerek, daha üst seviye bir cümle. Ben kesinlikle sana katılıyorum ya da tamamen sana katılıyorum. O zaman da cümlemizi yazıyorum. Sonra o kelimeyle I agree with you. I agree with you. Şimdi o kesinlikle ve tamamen anlamında olan kelimeleri buraya ekleyeceğim. Bakın, ben tamamen sana katılıyorum. I totally, bakın, I totally agree with you. 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 Ya da şöyle bir kelimemiz var. Ben kesinlikle sana katılıyorum. I absolutely agree with you. I absolutely agree with you. Totally and absolutely. Totally, absolutely. Okay? I totally agree with you or I absolutely agree with you. Bakalım. Totally, absolutely agree with you. Bunu da unutmayalım değerli arkadaşlar. Totally, absolutely agree with you. Bakalım. I totally or I absolutely agree with you. I absolutely agree with you. Okay, ve bu ders için sonuncu cümlemiz, kız için söyleyelim. Basit bir cümle. O bunu istiyor. She, o istiyor. Wants, she wants bunu it. She wants it. She wants it. O bunu istiyor. Bakalım telaffuzuna. She wants it. She wants it. She wants it. My dear friends. She wants it. O bunu istiyor. Okay. Artık 25 cümleyi beraber bir şekilde çeviri yapmış, bitirmiş olduk değerli arkadaşlar. Şimdi son defa bunu okuyorum ve bu uzun dersimizi inşallah bitirmiş oluyoruz. Okey, bakalım nereden başladık? Şuradan.
Okay, so let's get started. So, he, she, it, plus verb, plus s. So, z, z. Okay, so, he sees this problem. He sees this problem. She understands it. She understands it. We can also say she understand that or she understand this. It's also possible, but we use frequently here it. Okay, so she understands it. So the next one, when we have two words, for example, subject plus verb and very much. So we put this word at the end of the sentence. Okay, very much. So I like it very much. Or you can also say, I like it a lot, lot. Okay, I like it very much. Or I like it a lot, lot. Or you can also say, I'm sorry. You can also say, I really like it. I really like it, my dear friends. So the next one, I really like English. I really like it. I really like English. I really like this lesson. I really like this video, okay? I really like it. I really like English. I really like this lesson. And I really like this video. The next one, subject plus verb plus very far. So she lives very far. She lives very far. The next one, he, she likes. She likes this game. She likes this game, my dear friends. So subject plus S, plural, or plural nouns. It costs 20 euros, okay? It costs 20 euros. It costs 20 euros. So we have here make mistakes, or you can also say make a mistake. So she makes mistakes. She makes mistakes. She makes mistakes. The next one, subject plus often, usually, always, and plus verb. He often does it. He often does it. He often does it. He usually buys these tickets. He usually buys these tickets. Or you can also say, he usually buys these tickets there. Okay. He usually buys these tickets there. Okay. Let's continue. So very often we have here. So I do it very often. I do it very often. She lives there. She lives there. Agree. You mean the meaning of this word. He agrees. He, she, it, we use does. He, she, it, does. He often does it. He often does it. Okay. He often does it. And very far or very near. Okay. So he lives very far. He lives very far. He lives very far. Okay. So it costs much less, or it costs much more. Cost less, costs more. Okay, it costs much less, or it costs much more. Agree with someone. I agree with you. I agree with you, my dear friend. So he really wants it. He often makes mistakes. He sees this problem, my dear friends. So she knows it better, or you can also say she knows it better. Okay, she knows it better. Good, better, the best. Or good, better, the best. She knows it better. She knows it better. Do, does, go, goes. Go to work and go to school. So he goes to work. He goes to work. He goes to work. He goes to work in the morning, or he goes to work in the afternoon. In the afternoon, okay? He goes to work in the morning. He goes to work in the afternoon. In the afternoon. She understands it. She understands it. I really want it. I really want it. I really want it. And totally or absolutely agree with you, or totally or absolutely agree with someone. I agree with you, but I totally agree with you, or I absolutely agree with you. So let's look at here. I totally agree with you, or
I absolutely agree with you. And the last sentence here, she wants it. She wants it. She wants it. And that's the end of our today's lesson. Evet arkadaşlar, artık dersimizin sonuna geldik. Dersi sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım ders faydalı olmuştur ve hepinizi diğer derslerimizde görmek üzere. Görüşürüz. Bye bye my dear friends.